Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Namaz kılmayan, hayatında namaz olmayan kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, kafirler namaz kılmazlar. Kafirlerin namaz kılmaması mantıken doğru olabilir. Çünkü inanmıyorlar. İnanmadıkları şeyi niçin yapsınlar? Ama biz Müslümanız. Elhamdülillah. Allah'a iman ettik. Ahirete iman ettik. Hesap gününe iman ettik. Bu dünyaya gelişimizin bir amacı var, gayesi var. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor yüce Rabbimiz. Dükkanımız olabilir, evliliğimiz olabilir, işimiz olabilir problemlerimiz olabilir vesaire. Bunların hepsi bir tarafa sadece ve sadece Allah'a kulluk için yaratıldığımızı Rabbimiz bize hatırlatıyor. Biz bu dünyaya kul olmaya geldik. İşte kulluğun, Müslümanlığımızın en önemli göstergesi de namazdır. Kalbimizdeki imanımızın dışa yansıyan yönü namazdır. Bir turist gelse Bulunmuş olduğumuz şehirde gayrimüslim bir kimseyle muhatap olsak, o bize dese ki Müslüman mısın? Deriz ki elhamdülillah Müslümanım. Peki Müslümanların en önemli yaptığı ibadet nedir dese? Deriz ki namaz kılmaktır. Müslümanlar beş vakit abdest alırlar, güzelce temiz bir şekilde abdestlerini alırlar, namazlarını kılarlar deriz. İmandan sonraki en önemli hakikat namazdır. Bunu söyleriz. Peki o bize dese ki, ya ben sende 3-4 saattir seninle beraber geziyorum, işte öğlen vakti geçti senin dediğine göre, ikindi vakti geçti ama sen namaz niçin kılmıyorsun dese, ona söyleyecek hiçbir şeyimiz olmaz. Gelin kardeşlerim, nefsimiz bizi tembelliğe yitebilir. Şeytan bizi sonra yaparsın, sonra başlarsın diye aldatabilir. Bugün başlamayacağız da ne zaman başlayacağız? Gelin içinde bulunduğumuz vakitle, adeta tabiri caizse şeytanın bacağını kırarak, şeytanın vesveselerinden uzak bir şekilde gelin namaza başlayalım. Evet, namaza ilk başladığınızda ilk bir ay, kırk gün, iki ay çok zorlanırsınız. Şeytan nefis sizinle çok uğraşır. Size çok ağır gelir günde beş vakit namaz kılmak. Ama inanın daha sonra bedeniniz buna alışınca Allah'ın rahmetiyle, lütfuyla namazsız bir hayatın Müslüman için mümkün olmadığını daha iyi anlayıp kavrayacaksınız düşünelim bir kere 24 saat vermiş Rabbimiz bize ne kadar güzel nefes alıyoruz bakın sular ağaçlar oksijen ekmek su meyve sebze Rabbimiz ne kadar nimetler vermiş ve bize 24 saat vermiş 5 vakit namazı kılan bir Müslüman Rabbine sadece bir saatini vermiş oluyor sadece bir saat namaz kılacağız. 24 saat içerisinde. Ama o 24 saatimizin o bir saatlik namazı diğer 23 saatimize etki edecek. Yani kıldığımız namaz bizim hayatımıza yansıyacak. Ticaret ahlakımıza yansıyacak. Konuşmamıza, hareketlerimize, fiillerimize, ahlakımıza yansıyacak. Gelin sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim. Namazdan mahrum olmayalım. Namaz gibi büyük bir nimetten mahrum olmayalım. Ne büyük bir lütuf. Bizi yaradan yüce Rabbimiz bizi huzuruna kabul etmiş. Bizi muhatap olarak kabul etmiş. Namaz Rabbimizle buluşmaktır. Huzur bulmaktır. Kalbimizin sükuna ermesi. Meleklerin bize sekine indirmesidir. Gelin böyle büyük bir nimetten mahrum olmayalım. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin.